tüm engelli kardeşlerimin engelliler haftasını kutluyorum. Öncelikle engeller takılmak için değil, aşılmak için vardır. Biz engelli bireyler olarak toplumun her alanında kendimizi bir şekilde ifade etmek durumuyla karşı karşıyayız. Evet, engelliler açısından yaşamış olduğumuz mekanlar maalesef 5378 sayılı engelliler yasasının çıkmasına rağmen maalesef gereken yapılmadığı için bizler engelli bireyler olarak toplumda maalesef sıkıntılarla karşı karşıyayız. Sorunlarımız çözülmüyor. Bu konuyla ilgili olarak sesimiz yeteri kadar ya duyulmuyor ya da duyulmak istenmiyor. Bizlere evet bir takım vaatlerde bulunuyor ama teoride var ama bu pratiğe yansımıyor maalesef. Bu konuyla ilgili olarak birçok sıkıntılar yaşıyoruz. Ulaşımdan her türlü ulaşımdan tut da hayatın her alanına birçok engellerle karşı karşıyayız. Sokaklarımız engelli, her yerimiz engelli. Bu konuyla ilgili olarak bir türlü engelleri aşamıyoruz. Bizim yönetici kardeşlerimizden istediğimiz var olan haklarımızın yerine getirilmesi. Yoksa bu konuda amacımız ne üzüm yemek ne de bağcıyı dövmek değil. Yeter önemli olan sorunlarımızın çözülmesi. Evet. Aslında yasal düzenleme var. 5378 sayılı yasa var ama bu yasanın gereği gibi uygulanmadığını az önce belirtmiştim. Bir de bu konuyla ilgili olarak biz engelliler maalesef tabii evet birçok vaatlerde bulunuluyor, birçok şeyler uygulandı ama dediğim gibi teoride kalıyor. Bir de havalimanımız hayırlı uğurlu olsun, biz Artvin Havalimanımız. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Ulaştırma Bakanımız biz engellilerle ilgili bir takım toplantılar da yaptı fakat pazardaki yerel İnsanlar her nedense beni davet etme gereği hissetmediler. Demek ki beni ihtiyaç mı görmediler nedir bilmiyorum ama keşke çağırsaydılar. Orada da hem bakanıma bir iki konuyla ilgili bilgilerimi, düşüncelerimi arz ederdim. Hem de kendileriyle sohbet etme imkanı olurdu ama ben bunu pek önemsemiyorum ama tabii ki çağırsaydılar daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerime sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum. Dediğim gibi engeller takılmak için değil, aşılmak için vardır. Engellileri sadece böyle Facebook sayfalarında paylaşmasınlar arkadaşlar. Engelli insanlar hayatın her alanında var dediğim gibi. Onlara böyle göstermelik olarak böyle işte bir iki tane engelliyi yanına alıp da işte biz bunu yaptık, şunu yaptık demesinler. Bunu şey olarak görmek istiyor engelli insanlar. Yoksa dediğim gibi yasal olarak bir sıkıntımız yok ama kişisel olarak diyorum. Engellilere bakış açısı da engelli. Bu yüzden dolayı ben tüm bürokrat kardeşlerimden empati yapmalarını rica ediyorum. Empati demek kendilerini bizim yerimize koymalarını istiyorum. Bu vesileyle amacım kesinlikle ve kesinlikle üzülmemek değil, bağcı da dövmek değil ama lütfen bizi de görün, engelli insanlara hak ettikleri değeri verin. O insanların acınmaya, merhamet duygularının örselenmesine ihtiyaçları yok. Engelli insanlar birey olduklarını, eşit bir vatandaş olduklarını hissetsinler yeter. Bu konuyla ilgili olarak yasal mevzuatlarda mevcut ama uygulamada sıkıntılar var. Ben yine de her şeye rağmen engellilerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum. Lütfen kendimizi aşalım, evlerimize kapanmayalım. Kendimizi toplumla entegre edelim diye düşünüyorum. Herkese sevgi, selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Saygılar sunuyorum.